Zarife 1 Kagir evlerinin ikinci kat ahşap balkonu altından geçen yolun neredeyse yarısına kadar çıkıntılıydı. En azından ben okula gidip gelirken o balkonun tam altından geçiyordum. Evlerinin her iki yanındaki diğer evler iki metre kadar geri çekilerek betona bulanıp yeniden yükselmiş, onların evi önde tek başına kalmıştı. Onların evi, Zarife gidin evi. Zarife yaşça benden büyük değildi. Zarife abla diyemiyordum. Benim yaşım da ondan küçük değildi. Şadan kardeş diyemiyordu. Bizim zamanımızda bir bayana ismiyle hitap edemezdik. Biz Zarife ile birbirimize hiç hitap etmedik. Hiç seslenmedik. Zarife diye biri vardı. Biliyordum. Bu dünyada Zarife'den başka biri var mıydı bilmiyordum. Şadan diye birinin var olduğunu zarife biliyor muydu? Ben onu da bilmiyordum. Asma yapraklarının sarmaladığı balkonlarının altından geçerken bir asma yaprağı düşse, zarifenin bana bir mektup attığını sanır, zaman kendini bir saniyeye tamamlayamadan cennete gider gelirdim. Düşen şeyin asma yaprağı olduğunu bilirdim. Gene de bir mektup düştüğünü görür gibi olurdum. O balkonun altından geçmek benim kutsal yolculuğumun en kıymetli etabıydı. Asma yaprakları ise sanki yukarıdan indirilen kutsal metinlerin sayfaları. Sonbaharın sonuna doğru düşecek asma yaprakları da kalmazdı ama ben mektup dışında o balkondan düşebilecek her şeyin hayaliyle oradan geçmeye devam ederdim. Bazen zarifinin ağzından sese bürünen anlamı belirsiz kelimeler dökülürdü üzerime. Zarife bana bir şeyler söylüyor sanırdım. Bazen bir kahkahası havada sekerek başıma konar, zarifenin bir mutluluğunu benimle paylaşmak istediğini sanırdım. En hoşu da balkon tıkırdadığı, çıtırdadığı ve gıcırdadığı zamanlar zarifenin bir iple süzülerek önüme ini vereceğini vehmetmek. Göğüs kafesimin kalbimi ve nefesimi zapt etmekte en zorlandığı zamanlar olurdu. Öyle ki biraz ilerideki çay ocağının önünde oturanlar beni o halde gördüklerinde ne olan şadan biri mi kovaladı? Hasta falan mısın oğlum? Dövüştünüz mü lan yoksa? Gibi laflarla içimi okuyacakları korkusuyla beni daha da heyecanlandırırlardı. O gün dönüş yolundaydım. Yani önce çay ocağının önünden geçip daha sonra balkona yaklaştıkça heyecanımın artacağı taraftan geliyordum. Ne olan şadan? Bizim Haşim hani? Nerede? diye sordu babası. Haşim 19 Mayıs provalarına seçildi. Biraz geç gelecek dedim. Otur otur bir çay de işte öyle git dediği anda Rasim Usta önümdeki sehpaya bir çay koydu. Hazırmış. Çay ocağının önü taburelerle dolu ve her sehpanın etrafında insanlar ikişerli, üçerli ve dörderli gruplar halinde oturmuş sohbet ediyorlar. Ambulans geç gelmiş biraz hırgül olmuş o yüzden dedi biri. O ambulanstan hiç indirmeden Samsun'daki hastaneye sevk etmiş doktor dedi biri. Ölmemiş emme yoldaki taşlara başını kötü vurmuş dedi biri. Ölmese bile beyni gitmişti dedi bir diğeri. Zavallı kız dediler. Daha 17 yaşındaymış dediler. Demeye de devam ettiler. Ben oradan ne zaman kalktım? Eve doğru gelirken ne haldeydim? Zarifegil'in artık yerinde olmayan balkonlarını göremeyince ne yaptım? Yerdeki tahta parçalarına bastım mı? Yolun kırmızıya boyanmış taşlarının üzerinden mi atladım? Yolun yarısını kaplamış asma dallarının etrafını mı dolaştım? Sonra bana ne oldu? En sonunda ne olduğu sorulabilecek bir ben kaldı mı? Kalmış demek ki. Kalmış ki yıllar sonra da olsa zarife'nin zarifegil o eve bir daha hiç dönmedi. Yıllarca onları hiç görmedik. Öldümü bilmedik. Yıllar sonra öğrendik. Zarife. Ya işte. Zarife ölmemiş. Zarife sakat falan da kalmamış. İyileşmiş. Evlenmiş. Çocukları olmuş. Çöken balkon değil. Benim hayallerimmiş. Düşen bendeki zarifeymiş. Her ne olmuşsa zarifeye değil. Bana olmuş. Bana diyorlar ki niye hiç evlenmedin? Balkonum çöktü diyorum. Gülüyorlar. Bak çok yaşlandın. İyice elden ayaktan düştün evlenip çocukların olsaydı sana sahip çıkarlardı. Ben zaten balkondan düşmüşüm deyince bön, bön bakıyorlar. Bir balkon çökmüş, düşmüşümdür. Ondan sonra da ben zaten hiç yaşamamışımdır.